Herhalde İrlanda'da da görmüşsünüzdür de. Ehli fetret. Ehli fetret, ehli necattırlar diye kavil var. Bunun hakikati nedir? Bediüzzaman Hazretleri yanı sıra onun şeyini, tercihini okuyacağız ama ondan hariç imamların bu mevzudaki görüşleri var. Görüşleri farklı farklı olabiliyor. Bu da İslam'ın güzelliğindendir. Yani donuk bir mana değil. Ona girmeden önce bir mukaddeme yapmak istiyorum. Arkadaşlar, Muzzam-ı Ümmet Cadde-i Kübra'da gider. Yani ekali kalil olan kabil, yani ulema arasındaki birbirine farklı reylerin olması zenginliktir. İslam'ın zenginliğidir. Donuk olması mana mertebesinin tekliğini gösterir. Oysa bu tür ayetler geçmiş kavimlerde ki peygamberlerin kitaplarına hastır. Çünkü geçmiş kavimlerdeki peygamberler o zamana ve o yöreye has gelmiş. Daveti umumi değil. Mesela 124 bin peygamber gelmiş. Bir peygamber zamanında Adapazarı'nda bir peygamber varsa Tekirdağ'da da bir peygamber var aynı zamanda. Niye? Muhabere, haberleşme yok. Cenab-ı Hak nurunu da mahrum etmemek için farklı farklı yerlere peygamber göndermiş. Dolayısıyla onların kitaplarındaki mana muayyendir, oraya bakar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti umumi olduğu için zaman ve mekanın üstünde olduğundan mana muhteviyatı, çeşitliliği olması zaruridir. Zaman ve mekanı aşmış. 1400 seneyi geçmiş ve Kabe ile alakası yok. Yani oraya has değil. Herkesle has. Dolayısıyla farklı reyler olacaktır tabii. Bu güzelliğindendir. Fakat bu Cadde-i Kübra, Muzam-ı Ümmet Cadde-i Kübra'da gider. Reylerin çokluğu esas alınır. Ekalde kalan rey de ümmeti davet etmemek gerekiyor. Yani ekali kalil olan tekle tek tük rey ise ona da ümmeti saplandırmamak gerekiyor. Bir alimin kavlini alıp diğer alimlere hücum edilmez. Yani bir alimin kavlini alıp başka bir alimin kavline hücum etmek bize yakışmaz. Biz kimiz ki? Ama şu olabiliyor, meslek ve meşrebimize uygun reyini almak zaten caizdir. Ama bu başkasına hücum etme hakkını vermez. Ümmeti de dar daire sokmamak, diğer alimlerin görüşlerini de ortaya koymak lazım. Farklı farklı, mesela fıkıhta da öyle. Çünkü hocaları görüyorum, tanıdığım imamlar var, cami imamlarında. Arkadaşlarımızdan görüyorum şimdi. Soru sorulduğu zaman onlara bir tavsiye ediyorum. Meylimizi öne çıkarıp da o farklı farklı reylerden bir tanesini çıkıp insanlara dayatmamak lazım. Çünkü onun konumu bizim gibi değildir. Belki yapamaz. Onun için ruhsatı da, azimeti de göstermek lazım. Tercihi ona bırakınız. Tercihi ona bırakınız. Ne yapın? Herkesi tercih ederse etsin. Buna ait sizin lazım olacak bir fıkıh şey misali vereyim. Buna ait. Ama gerçi şey değil, ait mesele değil, bilinmesi lazım. Çok sorulduğu için. İçtimai hayatta yaşıyorsunuz. Cemiyette tahrik oldunuz. Sperm diyor, yerinden ayrılsa, tenasül yüzünden dışarıya atılmasa, kalsa içinde, o hal, o şiddet, o heyecan gitse, unutsan onu,
Fakat dışarıya atılmadı. Aynı zaman sonra, bir saat, iki saat sonra böyle bir düşünce bile yok, hararet de yok. Büyük abdestte, tuvalette zorlanıp o hal, o meni gelse diyor. Dışarıya atılsa ama şehvetle atılmadı. Yoldaydı ama dışarı. İmam Ebu Yusuf'a göre yıkanman gerekiyor. İmam Azam'a göre yıkanman gerekmiyor. Niçin? Biz diyor şehvetle atılan meniden diyor gusül emredildik. Tamam. Şimdi azameti var Mustafa, örnek için söylüyorum. İstediğinle tercih edebilirsin, amel edebilirsin. Ama ben karşıyımı, halet-i ruhiyemi alıp da sordu bir genç, yıkanman lazım kardeşim. Böyle yazıyor, doğru gösterdim, hakikaten var ama kestim önünü. Başka birisine gitti hoca. Kardeşim yıkanmaya gerek yok ya. Peki bu adam ve toplumda ne diyecekler? Ya şuraya bak, dine bak ya. Bir aynı meselede birbirine zıt şeyler söylüyorlar. Değil arkadaşım. Tamam. Zenginliktir, güzelliktir. Açılımdır. Fıtrat var ya fıtratı. Bu insanın fıtratı muayyen değildir. Yani hududu yoktur istidat ve kabiliyetlerinin. Nihayetsizdir. Darlatana diyorum ki öyle bir gün gelir ki o ruhsat da amel etmeyi senin ihtiyacını alacak. Başkasını ölçtüğünüz kantarla ilk önce kendinizi ölçünüz. İki. Zındıkların hatırını nazara alıp Müslümana, hele alimlere hücum etmemek lazım. Emevilerin için yıkıldığını iyi kavramak lazım. Emeviler tarihçi var, eğitim görevlisi. O bağışlasın bizi onun sahasına ama tafsilata girmeyeceğim. Tafsilat olsa o bize verecektik. Emevilerin yıkılmasının sebebi şöyle anlatırlar tarihçiler. Dostlarını ihmal ettiler. Bunlar zaten bizden. Düşmanlarını elde etmeye çalıştılar. Düşmanlarını elde edemedikleri gibi dostlarını da kaybettiler ve Emeviler yıkıldı. Bunlar ne demek istediğimi çok iyi bilen bilir. İhtiyacı olan alır bu sözümden. 3. Cahillerle konuşulacak mevzuların ehilleri olmayan yerde ve zamanında ve zeminde konuşmak faydadan daha çok zarar getirir. Ki ilmi usulü dinde kayda vardır ki ulemanın ittifak görüşü şudur. Bütün ilimleri almış olsa, haiz olsa fakat ilmi siyaseti olmayanı kürsüye çıkartılmaz. Fetva makamına, müftü makamına çıkartılmaz. İlmi siyaset nedir arkadaşlar? Hatırıma kaldığı kadar 12 sıfatı var. Ben bakayım kaç tane sayabileceğim. Kim? Kime? Neyi? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Hangi makam? Hangi maksat? Hangi uslup? Ve ifade tarzıyla ifade etme ilmi. Neyi? Nerede? Konuşuyoruz. Bak neyi? Neyi, nerede konuşuyoruz ilmini iyi bilmemiz lazım. Hele bu temelde. Kim kime? Bu mantıkta dördü kaide içine sokmuşlar. Risalede de var. Konuşan, konuşulan zaman ve zemin. Ehl-i dalaletin planlarından en mühimi, Times dergisi, gazetesi de ortaya çıkarttı bugünlerde, Müslümanı Müslümanla maddi ve manevi yok etmektir. Etmelisiniz. Onunla siz savaşamazsınız. Müslümanı Müslümanla kırdırın. Sizler, arkadaşlar size söylüyorum, ibrenizi Zendekka ceylanına, onların taş ören olan şirketlerine dönmüş olan ibrenizi döndürmeyiniz. Zendekka ceylanı masonluktur, temelde siyonizmdir, İslam'ın amansız ve ezeli ve bedi düşmanı İngiliz ve Yahudidir diyor. Onların taş ören şirketleri olan Ergenekon gibi şirketlere
İbrenizi ondan döndürmeyiniz. Müslüman tokat vursa dahi size, hücum etse bile ibrenizi döndürmeyiniz. Çünkü zendekanın biz de tuzağına düşmüş oluruz. İbreniz, hedefiniz belli olsun. Ve Müslümanların ciddi ihtiyaçlarına çare aramalı ve onları serişte edip istifadelerine sunmalı gayemiz olmalı. Usulde bir kayda vardır ki Kur'an'da ve hadis-i şeriflerde nasih ve mensuh kaydesi vardır. Nasih ve mensuh. Hadis-i şeriflerde ve ayet-i kerimelere ulema der ki bunu bilmeyenin itikadı ve ameli nakıstır. Nasih ve mensuh meselesini bilmek lazım. Bu mevzu bitirdikten sonra inşallah şunlar hep bununla alakalı toplamalardır. Herhalde zamanımız inşallah yettiği kadar hele şunu size okuyacağım. Bir de zamanımız keşke olsaydı, olur inşallah, hayvanatın ahiretteki keyfiyetleri ne olacak diye onu şey yapacağız. Şu anda ben bu mevzuya geçeyim bu kaydelerden sonra. Mektubat 385. Fetret'i okuyacağım sizde. Ama başlarına söyleyeyim. İmam-ı Rabbani'ye Fetret ehlinden bahsediyor. Ehli Necat mıdır, değil midir? Ona muhalif beyan eden İmam-ı Gazali Ehli Fetret, Ehli Necat'tır. Bir. Yani iki, Celaleddin-i Suyuti, bu da Ehl-i Fetret, Ehl-i Necat'tır. Okuyacağım, kitaplarından da okuyacağım. Celaleddin-i Suyuti, Eş'ari mezhebi, Maturidi, bizim itikat mezhebimizin bir kısım uleması, İmam-ı Şafii, ve İmam-ı Rabbani'nin daha değişik bir kendi kavli, önceki reyine muhalif, gene kendi reyi hüküm vermiyor da Allah'a havale ediyor. İmam-ı Suyuti'yi söyledim, Celaleddin-i Suyuti. İmam-ı Rabbani de mektubatı okuyanlar bilirler, ehline gene söylüyorum. Kendi kavillerini gene kendisine muhalefet ettiği çok yerlerde rastlarsınız. Çünkü terakki ettikçe asfiyadır. Daha önceki halini reddediyor ve kınıyor. Keşke daha önce bunu bilseydim. Böyle dedim ama değiştiriyorum. Ehl-i Fetret hakkında da böyle sonraki şeyde biraz mutasarrır olduğunu ifade ediyor. 259. mektubunda. Daha önce verdiği hükme kendisi muhalefet ediyor. Yani mutlak bırakıyor gene. Ama Eş'ari mezhebi tamamen, Şafii Hazretleri tamamen, Celaleddin-i Suyuti, hele İmam-ı Gazali ve Maturidi, bizim itikat mezhebimizin bir kısım uleması da Ehl-i Fetret, Ehl-i Necat'tırlar diyor. Bunları da asıl mücedidi Bediüzzaman Hazretleri de bunların kabillerini alıyor. Ehl-i Fetret, Ehl-i Necat'tır diye söylüyor. Yani İmam-ı Rabbani'nin daha önceki bir kavlini bu kadar büyük zatları da sıkıştırmak da herhalde doğru olmaması gerek. Çünkü yeter ki muteber imamların kavilleri bir tarafa veya başka bir tarafta reyleri olmuş olsun. 28. mektup, 8. mesele. Sual ediyorsunuz ki zamanı fetrette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ecdadı bir din ile müteddeyyin mi idiler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce hangi peygamber vardı? İsa Aleyhisselam. Aralarında kaç yüz sene var? 600 küsür sene var. Fakat İsa Aleyhisselam'ın dini ve daveti zaman ve zemine has olduğundan onlar Mekke'ye ulaşmamıştı.
Mekke döneminde İbrahim Aleyhisselam'ın bakiye kalan diniyle amel ederlerdi. Sorarlar size, ben de mukadder sorunuza cevap veriyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ciddi ve o kavim, efendim nikahlarını hangi dine göre, geçebilirsiniz, hangi dine göre yaparlardı? İbrahim Aleyhisselam'ın diniyle. Çünkü insanlara en son hangi din var, ıptıla var, o sahada onunla mesul olduklarından nikahları ve dini muameleleri o dinle yaparlardı. Ve buna ait bir soru var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ecdadı bir din ile yaşıyorlar mıydı? Yani dindar mıydılar? Ki malum dedesi o deve meselesinde bunların sahibi benim. Onun Kabe'nin de sahibi var demesiyle tevhid inancına sahip olduğunu ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinine ittiba ettiğini, onun dinine tabi olduğunu söylüyor. Onun sahibi vardır dedi. Acaba Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bilahare gaflet ve manevi zulümat perdeleri altında kalan, hususi bazı insanlarda ceyran eden baki diniyle mütedeyin olduğuna rivayet vardır. Yani çok zamanlar üzerine geçtiği halde gaflet ve mururu zaman onları perdelemiş, kısmen aralamış, kısmen bozulmuş. Dün derste zikretmiştim. Kur'an'ı Kur'an yapar. Tabi herkese, herkes kendisi nasıl hissederse. Peygamber Aleyhisselam'ın vasıtasıyla Kur'an bana gelmiştir. O ki ona gelmiştir, ben niye okuyorum? Der insan. Demek ki Ayne-i Muhammed'den bize, herkes kendisine göre Kur'an'ını bana geldi hissetmeli. Kur'an'ı bana, kendime göre Kur'an yapan, çok acayip bir iddia diyeceksiniz ama kendi aletim, bağışlayın, eksiklik varsa bana aittir. Kur'an'ı Kur'an yapan, Kur'an'a müthiş bir vicdanı bağlılık yapan bana bir ayet vardır. Nedir o Kur'an'ı Kur'an yapan, koruyan? Başka, başka? Onu biz indirdik, biz koruyacağız. Evet. Yoksa, efendim? Hemen yaptığı gayrı-İslam'ı dinen bu ayet oluyor mu? Evet. Çünkü niye? Bakın. Tabana ait bu, ustadım. Kur'an'a hep şüpheyle bakardım. Acaba vahiy katipleri parmak karıştırdı mı? Başına bir hal geldi mi? Hazreti Osman toplarken, Hazreti Ebu Bekir Musab şehitlerini getirirken bir şey oldu mu yani? Kalem karıştı mı? Acaba Kur'an'a şüphe olurdu. Değil mi? Ama Allah diyor ki biz indirdik, biz koruyacağız. Biz koruyunca diye koruyan Allah'tır, şüphe yok. Kur'an, Kur'an oluyor. Yani Kur'an'ı bütünlük yapan budur. Bana şeyim, benim halet-i rüyemi söylüyorum ve zevk alıyorum bu ayetten. Ve bana inmiştir bu. Muhammed aynasında ayna vurdu tarlaya. Ayna. Bana inmiştir bu ayet. Herkes öyle. Allah değil, Allah'ım, Rabbim, Kur'an'ım benim. Kendine mal kılacaksın, Kur'an'ım benim. Bu ayet böyle diyor. Ameli noktada Kur'an'ı, tövbe kapısı açıktır ayeti de amel sahasındaki en çok özel sevdiğim, en çok sevdiğim ayet. Çünkü ya kapı açık olmasa, tamam yaptın günah, tamam bitti, demiyor ya. Kapı açıktır, tövbe kapısı açıktır. Yok olur mu? Tövbe kapısı açık. Olmasa sana uygulanmasın canım. Tövbe senin kapandı. Demek ki niçin buna ihtiyaç duydum burada? İbrahim Aleyhisselam'ın dininde böyle bir koruma yoktur da ondan söyledim. Elbette Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan gelen ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı netice veren bir silsile-i nuraniyi teşkil eden efrat, bakın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan gelen Peygamberimizin nesli ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı netice veren bir silsile-i Nur'ani teşkil eden efrat, yani İbrahim Aleyhisselam'la Peygamberimiz arasındaki ara formatlar, fertler elbette dini hak nurundan lakayt kalmamışlar ve zulmeti küfre mağlup olmamışlar. Şirk yok onlarda. Bakın zaten gördüğünüz bir hadiseyi söylüyorum. Ebu Talip, değil mi dedesi?
onların Kabe'nin. Yani Ebrehe diyor yani ben de Kabe'yi yıkmaya geldim, sen devenden bahsediyorsun. Malum hadisi de diyor ki onun sahibi başkadır, ben değilim demeyle tevhid inancının ne kadar canlı olduğunu gösteriyor. Fakat zamanı fethette وَمَا كُنَّ مَعْذِب۪ينَ حَتَّى نَبَثًا رَسُولًا sırrıyla biz elçi göndermedik, göndermeden azap edici değiliz. 17. surenin 15. ayeti. Sırrıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la İsa Aleyhisselam arasında 600 sene var. Ve Allah'ın koruma tahtı altında değil dini. Çünkü yöreye ve zamana has olduğu için. Dolayısıyla ne kadar şeyler girmiş. Mesela İncil'in şu kadar yaklaşık olarak 570 sayfalık bir kitabını okudum, İncil'in tarihçesi diye. Ben size hemen kulasa ediyorum. Bak derse gelmenin güzelliği. İncil, İsa Aleyhisselam'dan 300 sene sonra yazılmış. 3 asır sonra. Duymuş. Ne duyduysa ne kadar doğru, ne kadar anladı onu söylemiş. Ötekisi duymuş, söylemiş. Duymuş, söylemiş. Ne kalmışsa. Şimdi ben derste neyi kastettiğimi, sen ne kadar... Ne kadar alıyor? Sen ne kadar aldığını ne kadar anlatabilirsen. Ne kadar bozulur diye. 300 sene sonra kaleme alınmış. Sırrıyla ehli fetret, ehli necattırlar. Bir ittifak, bir ittifak, çoğunluk, ulemanın çoğunluğu, teferruattaki hatalarından muhaizeleri yoktur. İmam-ı Şafii, Ehl-i Hak mezhep değil mi? Evet. Ehl-i Hak mezheptir değil mi? İmam-ı Şafii, İmam-ı Eşarice küfre de girse, usul imanide bulunmasa, yani yaşıyor, yine de ehli necattır. Mesela sorsalar adama girdi Pigmelerde, Sibirya'da yaşıyor, hiç din girmemiş. Bakmayın yani sizde bu kadar nimetler gelmiş, bu kadar din gelmiş, asviyalık var, kitaplar var da bu kadar lakaytiz. Din girmemiş. Adam girmiş kabire, hiç din duymamış. Men Rabbuke. Ne Rabb'ı? Senin Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Namaz, ne az, oruç. Sen ne diyorsun diyor ya. Ben namazı duydum halde kılmıyorum da. Adam hiç duymamış. Hiç. Ne kadar duydu, ne kadar duyabilirdi, ne kadar duyabildiğini değerlendirebilirdi, ne kadar değerlendirdi, ne kadar değerlendiremedi. Hep Allah'ın adaleti vardır. TC mahkemesinde bile adam şey yargılıyor, evet, güzel haletiyle, iyi niyetiyle, bilmem neyle indiriyor. Oh, yani böyle bir adalet var. E peki Cenab-ı Hak da öyle, çünkü niye? Hiç duymamış. Allah söylüyor, Allah söyledikten sonra sana bana kalmıyor. Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Bitti. Çünkü duymamış. Ehli necattırlar. Çünkü teklif-i ilahi, yani teklif, adama teklif etmek, ne yapıyor musun, kabul ediyor musun? İrsal ile olur. Peygamberliğin gitmesi lazım. İrsal dahi, peygamberlik geldi arkadaş. Peygamberimiz gelmedi mi yani? Geldi ama ıttıla ile teklif takarur eder. Haberdar olması lazım. Çünkü ilm-i usulü'den kayda olarak şurada yazmışım. Teklif'den ıttıla lazım. Yani peygamber gelecek, bir de duyacak. Ama duyma şu. İktidar lazım onu kabul etmesi için. İhtiyarı lazım, salahiyeti lazım, mesuliyeti lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri de zaten üçe ayırıyor bunları. Üçe ayırıyor. Bir tanesini bu mevzuyla alakalı olarak söylüyorum. Bizimle de alakalıdır, size de rahmettir. Rahmet dalınızı kesmeyin. Şu diyor, din duymuş. Dini duymuş. Ama dini yanlış duydu. El ayak kesiyor, şeriat şöyle yapıyor diye medya ile, değil mi? Hem İslam memleketinde yaşadığı halde veya İslam memleketine komşu olsa bile diyor, dini sihatlı duymamıştır. Hep iftira ile duymuş. Hep böyle sahtekar, haşa, Peygamberimiz Aleyhisselam çocuklarına duymuş ama baba, anne, Muhammed bir din var falan. O diyor işte insanları aldatan,
işte şöyle şöyle yapan, sihirbaz, çok zeki, bilmem diye bir sürü, haşa ağzınıza almak istemediğim için saymayacağım, böyle duymuş. Duymuş ama böyle duymuş. Ve böyle inanmış. Eskiden 86'da falan Cuma olayları olurdu, kara kitap, kara cuma, kara çarşaf diye başlık atarlardı. Başlık atarlardı gazetelerde vesaire. Şeriat falan diye. Bakma şu 5-10 senede biraz rahatız böyle. Şimdi el insaf ya. Ben dünyayı dolaştığım için çok özür dilerim ama çok özür dilerek söylüyorum. Hocam dedi şeyden vaazından teravih imamlığı yapıyordum yurt dışında daha yeni. Almanya bu. Ya İsviçre'de ya bir yerde. Dedi ki 3 çocuğu var. Özür dilerim. Ya dedi sen hanımlarla beraber olmayacak böyle benim hanımım değil mi dedi ya. Bu ne demek olmayacak gün dedi ya. Bilmiyor. 3 çocuğu var. Zaten Lut kavminin adetini zaten bilmez doğrusu. Hiç. Bu mesela Rusya kapısı açıldığı zaman ben Karadenizliyim orada rastlamıştım Gürcistan'a gittim. Gürcülere soruluyordu böyle. Hangi dindensin? Müslümanlık diyemiyordu şöyle. Müslümanlık dinindenim. Müslümanlık. Müslümanlık. Nedir bilmiyor. Ve iyilik yapıyor. Ben ona yol gösterdim falan. Yanlış yola girdiler falan. Şarap açtı bana şarap takdim ediyor. Ben hocam dedi buyur dedi falan. Hem dedi sana içelim sana da sana vereyim. Niçin bunu yapıyorsun? Dedim ya bu uygun mu? Dedim yani bu. Aa niye dedi ya bu. Müslüman ne? Müslüman mı? Şimdi gel ve bunu kabire sok da azap ver. Niye şarap içtin? Bakın arkadaşlar ne güzel bir kayde var. Merhametli olun. Kabirleri alırken umulur ki merhamete layık olacağınız gün olur. Ne kadar affa layıksanız o kadar affedici olun, kuşatıcı olun. Muzam ümmet cadde-i kübrada gider. Has hususi haletlere ve tercihlere, reylere ümmeti sokmayın. Bunu derken merhamete dinini bozma haşa değil. Yani bu kadar ulemanın da söylediğini de söyleyin samimi isekten. İmam evet bu da böyle demiş ama ne? Ortada bir vaka var. Gel onu cehenneme sok. Allah. Çok şey yani gerçi bana mı kalmış cehenneme sokmak çıkarmak benim değil ama dinimizdeki kaydeleri, reyleri de beyan edelim. O da var, o da var. Ama sonra o reyinden kısmen vazgeçtiğini de kitabında sayfada söylüyorum size. Demek ki mesul olabilmesi için arkadaşlar irsal-ı resul olacak, peygamber gelecek, ıttıla olacak, duyacak, iktidar olacak, ihtiyarı olacak, salahiyet olacak, mesuliyet olacak. Bunu ben uydurmadım. Bunu ilm-i sürüdin kaydesinde mevcut. Hani aklı olacak. Aklı bari olmayana oruç da farz değil, namaz da farz değil. Değil mi? Cennet imansız elbette kirilme girmez ama bizim bildiğimiz iman değil tabii o. Mesela Müslümanın çocuğu cennete gidecektir ama bizim bildiğimiz iman etmemiştir. Değil mi? Hani o aklı bağlı temiz yaşı gelecek, imanı kabul edecek, iman olacak. Ama bakın Müslüman çocuklar ölünce, Müslümanların çocukları ölünce ehli cennettir diyor. Ama bak bizim iman kategorisine girmiyor bunun imanı. Çok acayip şeyler var ya. Yani. Baştaki söylediğim gibi neyi, kiminle, nerede konuşuyoruz ve nereye mal oluyor çok iyi bilmek lazım. Bu 4 tane şeyi lütfen kim, kiminle, nerede, neyi konuşup ve nereye mal oluyor? Bu sorulara cevap verebilirsen alet olmuyorsun. Bu sorulardan haberin yoksa aletsin. Alet oluyoruz. Teklif ilahi irsal ile olur, irsal dahi ittila ile teklif takarur eder. Madem gaflet ve murur zaman, o zaman hani yanlış duydu. Fethet arkadaşlar, içimizde bile var bizim cemiyet. Bağdat Caddesi'nin gibi çocukla senin çocuğun aynı şartlarda mı büyüyor? Adam açıkça ben böyle bir şey. En teşhir eden gazete giriyor evine. Müspet bir televizyon kanalı şey yapmıyor. Orada büyüyen çocuk ne olur? Yani aynı hesap mı soracağız? Öğretmen bile vermediği dersi hesap sormuyor. İşlemediği konu işliyor musunuz hocam? Yok.
Enbiya-i Salife'nin dinlerini seyretmiş, o ehli fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevap görür, etmese azap görmez. Çünkü mahfi kaldığı için hüccet olamaz. Şimdi bunda şey yok. Fakat geçelim Kastamonu'daki şeye, itiraz ediliyordu. 111. sayfada şöyle sorular, o soruyu daha biraz daha orada takılıyorlar. Gayet ehemmiyetlidir. Bismi Sübhanehu ve min şengülesi ve bihamdi. Şiddetli şefkat ve rikkatten bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk. Yani manevi bir soğukluk var. İnsanların istidatları gelişmiyor. Çekirdekler biliyorsun sıcakta gelişir. Maneviyat da sıcak ortamda gelişir. Sefahatten kasıt soğuk bir ortamdır. Soğuk ve musibeti beşeriyeden bir çarelere gelen felaketler, sefaletler, açlıklar, şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki böyle musibetlerde kafir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Çünkü kafir derken İslam'ı reddetmiş. Kafir ikiye ayrılıyor. Kafir ikiye ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Bizim bildiğimiz iman etmeyince otomatik olarak hepsi nedir? Kafirdir. Bizim bildiğimiz iman etmemiş. Ama kafir de içinde ikiye ayıracağız. Mesela Lenin'le, Karl Marx'la, ondan sonra Bush'la, Budistler. Bush'te, aferin. Musul. Vesaire, tamam. Elhamdülillah. Çok iyi. Düşmanımızı biliyoruz hocam. Çok iyi. Çok iyi. Demek ki Galatasaray, Fenerbahçe ile bizim tarafkirlik duygumuzu ikrar etmemiş demektir bu. Galatasaray, Fenerbahçe ile ne yapıyorlarmış bize? Bunu öyle yapın. Tarafkirlik duygumuzu topraklama yapılıyor. İsrail'e, Amerika'ya, Bush'a vesairelere kalmıyor. Yani bunlar Masonluğun 10 planı vardır. Bir tanesi de İnsanların tarafkirlik duygularını kendi işlerinde bitiririz. Bunun spor olur, başka siyaset olur vesaireyle. Bakın, tarafkirlik damarlarını kendi işlerine bitiriniz. Birbirine vurdurunuz. İhtilafı meselelerin öne çıkartınız. Ehl-i sünnet ve cemaat, dinimiz İslam'ın %90 esasattır. %10'u ihtilaftır, içtihadi meselelerdir. Bütün Ramazanlarda rezil vizyon kanallarında hep ihtilafı meseleleri şey yaparlar. Namaz kılmak lazım çünkü diye şey yapmıyorlar. İmam Azam şöyle demiş, o şöyle demiş. Burada anlayın kasıt olduğunu. %10'a hasedip %90'ı unutturan zalim değil midir? %90'ı niye konuşmuyorsun? Niye %10? Niye namazın farz olduğunu, zekatın olduğunu, haramiyetin şey olduğunu... Niye haram ortamdan helal ortamına hicret etmek peygamberimizin sünneti olduğunu demiyorsun? Niye ona şey yapıyorsun? O böyle dedi, bu böyle dedi. İyi niyet. Nerede iyi niyeti? Keşke olsa inansaydım. Onun için arkadaşlar ibremizi değiştirmeyeceğiz gene. İbremiz zındıkla, zendekadır. İngiliz ve Yahudidir. Amerika'yı da kullanan, Rusya'yı da kullanan odur. İbremiz oraya bakacak. Tamam mı? Hiç değiştirmiyoruz. Vursalar bile bize. Ne derlerse desinler. İbremiz o. Onların taş örenler şirketleri var burada. Onların da memurları var. Parayla iş yapıyorlar. Onları hiç yapmayacağız. Demek ki kafirler de olsa kafirler ikiye ayrılıyordu. Yani İslam'ın dışındakiler komple kafirdir. Tamam, iman etmemiş. Ama bir mutecim. Nerede kendi yanınla, senin amelinle birbirinizin aynı mıdır? Eğer kafir tek ümmet olsaydı cehennem 7 tabaka olmazdı. Tek tabaka olurdu. Cehennem niye 7 tabakadır? Cehennem, bazılar diyor, abi cehenneme diğer isimler tecelli etmeyecek mi? Diyecek tabii. Cemal bile tecelli edecek Abdurrahman. Niye? Orası kahar memleketi. Eğer celala cemal girmeseydi cehennem mutlak
olurdu. Mutlak meratip olmazdı. Cehennemi mertebelendiren celalın içine cemalin girmesiyle olur. Çünkü zıt gelince dereceleniyor. Efendim? İşte görüntüsü oldu işte. Derecelendirmek. Derece mi? Derece. Cehennem kaç mertebedir? 7. Bakın görüyor musun? Onun için itikat bakımından kafir tabii ki bir ümmettir. Ama Müslümanların arasında meratip olduğu için kafirlerin de bir karmaksın, efendim bir maymuncunun, bir de kafir ama böyle bir problemi yok yani. Küfürde olduğunu bilmiyor. Böyle bir problemi yok. Budist rahipleri gibi. Öyle. Değil. Bir de esfere safilin var. Derece var yani. Derece var. Aşağıların aşağısı da var. Kafirler de olsa demek ki bir nevi rahmet var. Yani bilmiyor adam nerededir, neyin hesabına çalışıyor. Şimdi de öyle değil mi askeriyede, sivilde vesaire? Bir yerle adına çalışıyor ama sonra öğreniyor kimin adına çalıştığını. Bilmiyor. Kafirler de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır. Çünkü Cenab-ı Hak böyle, adamın böyle bir problemi yok. Yani dine hücum edişinden orada değil. O musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibet-i semaviye masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçer. Yani cehennemde bir alışka ünsiyeti olur bunun. Yani cehennemde biliyorsunuz durmuyor. Nihayetsize doğru azap artıyor. Peygamber ifadesiyle. Onların bir derece cehennemde ünsiyet olacak. kardeşim, bazıları peygamberin babasını kurtarmak adına öldürüp diriltiyorlar da bu adamlar hiç dini duymamış. Niye bunu hemen cehenneme sokuyorsun yani? Niye zorun var senin? Yani böyle yoruma kaçıyorsun. Olmayacak bir şeyleri. Peygamberimizin babası dirilmiş, peygamberimiz iman etmiş, tekrar ölmüş. Bu doğrudur ama bunun Üstad Hazretleri şeyden İbrahim Aleyhisselam'ın baki diniyle şey yapmış. Fakat şu olabilir, cesedi değildir hocam. Ruhani. O da peki bu merhametini hiç duymayanlara da teşmin et. Yani merhametin sen dini aşarak değil tabii. Dini kenara atıp da değil. Dinde olan kavilleri de koyarak demek istiyorum. 3-4 aydır ki dünyanın vaziyetinden ve harbeden hiçbir haberim yokken Avrupa'da Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak taattür edip Rusya hiçbir şey bilmiyor hiç. Müslümanlar gidip Müslümanlara sarılmışlar, her dediklerini yapıyorlar. Müslümanlar istismar etmiş Rusları. Hiçbir şey bilmiyor. Müslümanlık dininden. Bazıları da böyle bir şey duymamış. Din duymamış. Hiçbir şey yok. Avrupa'daki, Rusya'daki çoluk çocuğa acarak taattür edin. Hangisi? Mütecaviz olmayan, duymamış. Diyecek ki nasıl duymamış? Arkadaşım burada bile duymamış ya. Nasıl duymamış? Böyle duymuş. Medyadan, şundan buradan, zalimane düşmüş. Yani peygamberimizi sahtekar, hop şey, sihirbaz bilmem ne, el ayak kesen şeriat. Yani aleyhinde bu, sihatlı duymadı ki biz bak her gün derse geliyoruz. Hala fikrimiz çarpışık oluyor. Hala alim diyeceğiz, hocam şey diyeceğiz. Nerelere alet oluyoruz mesela. Duyduğumuz halde. Alet oluyoruz yani. Değil onların duymaması, değil Müslümanlar. Alim denilen, mürekkep yalanmış insanlar dostunu, düşmanını tefrik edemiyor. Kim dostum, kim düşmanım? Nerede ne konuşulur? Daha biz bilmiyoruz. Sen de fetrettesin demektir. Bu fetret, merak etme, bunun aleyhinde olmasın. Çünkü sana da lazım olacak bu fetret. Çünkü fetrettesin sen de. Haberin yok senin de. Niçin haberin yok? Dostunu, düşmanını bilmiyorsun. Onun için Risale-i Nur okumayan basında müftü dahi olsa kah bazen dostuna, kah bazen düşmanına dost olur, dostuna düşman olur. Nereye ne saldıracağını bilmez. Allah'ın düşmanına, İslam düşmanlarına kürsüde dua eder. Bilmiyor. Bilmiyor yani. Bilmeyen var. Nasıl olur hoca? Hoca olup, evet kardeşim. Var yani. Nasıl var? En güzel, belirgin tarafı şudur. Bilmediğini, fetrette olduğuna delil. Kiminle, nerede, neyi, ne kadar konuşacağımızın bilgisi olmayan fetrettedir bu.
Onun için merhametli olacağız. Bir, bu mevzuları gidip de ben seminerlerde konuşulur mu? Ondan sonra muhatabım kim yani? Muhatabı tanımayacak kadar cahiliz. Kim? İslam düşmanı, azılı düşmanı. Hey, bir de alay ediyor seninle. Senin şahsında İslam'la alay ediyor. Kim gidip de gelmiş diyor. Buhari de var diyor ya. Adam Buhari bağlıyor mu? Allah'a inanmayana Kur'an delil getiriliyor. Allah'a reddedene Kur'an delil getirilir mi? Ya. Onun için asıl imamını niçin Allah gönderiyor? Hadis bu, Peygamber Aleyhisselam. Asıl çıkış yolu, asıl yorumlamasının İslam'ı ifade edilişi, nasıl, nerede hizmet edeceğini, alet olmayacağını, İslam'a zarar vermeme yolunu beyan ediyor. Allah israf eder mi? Niçin gönderiyor? Müceddit nedir her asırdaki? Müceddit, esasat imani ve İslamiyede aynı ama asrın fehmine ve idrakına Kur'an'ı sunmak metodu ve yolu ve ifadesi. Üç dört aydır dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiçbir haberim yokken Avrupa'da Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak taattur ettim. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat bu elim elemi şefkati bir merhem oldu. Şöyle ki o musibet-i semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketlerden. Bak zalim. O da zalim. Kendi ümmetine. Mesela Rusya 63 milyon Müslüman Hristiyan öldürmüş toplam. Lenin. Karl Marx zamanında Lenin, Stalin, Troçki döneminde toplamı tarihçilerin beyan ettiği o 63 milyon. Çin ise 63,5 milyon. Çoğunlukla Müslüman. Toplam katletmiş. O dönem. O dönemlerde Şapka ve sahip ihtilal Dersim hadiselerinde toplam Türkiye'de nüfus kaybı 4 milyon deniliyor. Kayıp. Kayıp nesil Türkiye'de de. Şapka için asılanlar vesaireler, kurşuna dizilenler, şehirler yok edilenler. Onlar da öyle yani. Böyle bir durum yaşanmış. Demek ki zalim, onların da zalimi var. Rus köylüsü bilmiyor ki. Çocuğunun etini yemiş açlıktan. Bizimki de buğdayı denize döktürmüş ki teslim olsun diye. Bakın o dinsiz, o da dinsiz ama o zalim dinsiz. O hiçbir şey bilmiyor. O bilerek din yapıyor. Aman ha dini duymasınlar diye. Ötekisi duymamış. O da dinsiz. Dini yok. Dinsiz demek din. Dini yok. Ama aynı kategori olmadığını zaten aklı selim insan fıtratı kabul eder. O zalimlerden neticesi olarak felaketlerden vefat eden ve perişan olanlar eğer 15 yaşına kadar olanlar ise ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükafat-ı manevileri o musibeti içe indirir. Duymamış. Ahire şehit. Ha, çocuk yani. Çocuk bir şey bilmiyor ki. Yani zaten din teklif etmemiş ona. Din teklif etmemiş. Ameli teklif etmemiş. Bilmiyor yani. Bunu zaten imamlar ele almış. Bu zaten diyor kesin diye. Fetret'ten hariç bu çocuklar hakkında ittifak var zaten. Çocukların. İbrahim Aleyhisselam, hadis-i şerif var Peygamberimiz Aleyhisselam. Ben diyor İbrahim Aleyhisselam bir ağaçta otururken ya etrafında çocuklar oynadığını gördüm. Sordum diyor bu kim çocukları? Müslümanların, kafirlerin çocukları da var mı? Evet dedi diyor. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz kıyamete kadar ve bulut çağına gelene kadar ölen çocukların çobanı olduğunu söylüyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Burada bir sürü şey var da zamanımız olur mu? Ben size kısaca böyle naklediyorum. 15 yaşından yukarı olanlar, tamam burada zaten buraya kadar bir şey yoktu. Eğer yukarı iseler, bunlar masum ve mazlum ise, yani bilmiyor kafir olduğunu. Bir insan kafir olabilmesi için kendisi hidayetin gelmesi gerekiyor ki ona kafir densin, hidayet densin. Yani irsal-i resul olacak, ıttıla olacak, haberdar olacak, ihtiyar olacak, salahiyeti olacak, mesuliyeti olacak. Tamam. Gelmemiş. Evet kafir kategorisinde ama kafir olduğunu bilmiyor. Ne kadar vahim değil. Ne olduğunu kendisi bile bilmiyor. Ötekisi ise bomba atan bilerek yapıyor. Buradaki
masum ve mazlum ise demek, masum demek din teklif edilmemiş. Selamette kalmış, bilmiyor. Mahrum olmuş. Yani anne baba çocuğunu yetiştirmediği zaman masum mu oluyor? Yok, anne baba değil. Yöre artık komple yani. Hiç böyle din adına bir şey duymamış. Hani derler ya, bu masumdur. Mesela deli. Deli böyle küfür etse sana bir şey der misin? Masumdur yani, değil mi? Kırıp döküse, hatta cinayet bile işlese, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bile hesap yoktur he? Serbest kalıyor. Serbest kalıyor. O insanın kanununda böyleyse. Çünkü mahkeme yok. Yani burada da bir insan, bir insana ceza verilebilmesi için karşılık vermesi, reddetmesi, iktidarını, ihtiyarını sar. Ama hiç duymamış, bu masum. Bir de öldürülüyor, yani dini duyabilir. Bize tam teslim olsun bu zalim ya. Niçin öldürüyor o? Malum ya Karl Marx. Lenin Troçki niçin öldürdü? Buradakiler niçin öldürdüyse aynı. Onlar öldürenler biliyor. Şimdi sen Lenin'le 63 milyon insanı öldürenle bir mazlum, bir Rus köylüsü eşit diyorsan sana diyeceğim bir şeyim yok. Sana diyeceğim bir şeyim yok yani. Bu da mazlum demektir. Mükafatları büyüktür. Tabii ki zerre kadar, hayır zerre kadar şey işte mükafatını görecektir. Hele hele o bazı bir ayet var, 17. surenin 15. ayetinde okuduğumun başı. Yani bir insanın hatasıyla başkası da maize edilemez mükafatıyla. Mesela ben baklava yedim, karnım doyduysa senin de karnın doymuyor. Ben doyduğumsa çocuğumun karnı doymuyor. Dolayısıyla ana babanın küfrü, efendim, bulut çağına gelmeden önce ölen çocuğa teşmil edilmez diyor. Ömer Nasuh Bilmen söylüyor. Pazarı da söylüyor bunu. Yani kafirin çocuğu bulut çağından önce, niye onar? Çünkü reddetmemiş ki. Mükafatı büyük olur. Onu cehennemden kurtarır. Niçin kurtarır? Daha önce okuduğumuz fetretten. İmam Gazali, İmam-ı Şafii, Eş'ari, Maturidi Hazretleri'nin bir kısım uleması, Celaleddin-i Suyuti, Ömer Nasuh Bilmen vesaireler ifade ediyor. İmam-ı Rabbani de son 259. mektupta öyle bir orta yolu bulmaya çalışıyor. Eyni fetretten dolayı cehennemden kurtulur. Bilmiyor. Bilmiyor. O, ölçü o. Temel proof nokta fetrettir. Yoksa İslam'ı reddeden bir insanı nasıl şey yaparsın? Böyle bir şey. Öyle değil yani. Bu reddeden değil. Zaten yukarıda ayırdı. Zalimle mazlum. Bu zalimle mazlum vuruşan manasıyla değil. O iki kelimeyle ayırmış. Masum yani duymama. Mazlum ise zulme uğramış. Maddeten. Hem maddeten zulme uğramış hem manen bu imkan verilmemiş. İki sıfat koyuyor burada Üstad Hazretleri. Hem mazlum hem masum. Masum kalmış. Şeyde, onların şeyinde. Duymamış. Demek ki cehennemden kurtulur. Demek eyli fetret olduğundan, yoksa bilerek İslam'a düşman olmuş bilmem ne yapmış değil bu. Çünkü ahir zamanda Üstad zaten diyor, madem fetret derecesinde din ve dini Muhammed'i aleyhissalatü vesselam bir lakaytlık perdesi gelmiş. Yani bir lakaytlık perdesi gelmiş dinimize. Ve madem ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselamın dini hakikisi hükmedecek, ikinci bir şey de var. İsa aleyhisselam nuzul edecek. Hurufattan ve tarifattan sıyrılacak. Mektubat 57. sayfada söylüyor. Ve İslamiyet'e tabi olacak metbu. İslamiyet'e tabi olacak İsa aleyhisselam ve Mehdi'nin arkasında namaz kılacak malum. Dolayısıyla onların dini tasafi edilecek ve İslam'a göre, hatta Papa öyle demişti, önceki Papa, İncil'imizi, kitabımızı Kur'an'a göre Allah'ın sıfatını düzeltelim, tahsiye edelim, düzeltelim demişti. Boşuna bir Türk ve Müslüman'a mermi attırmadılar Papa'ya. Buna değil, buna ne attırmıyor? Ve niçin? Türkiye'yi mi buldular? Bilerek. Çünkü İslam ve Hristiyan ittifakı olacak inşallah. Küfre karşı, zındıkaya karşı. Onun önünü kapatmak için İslam-Hristiyan arasında korkunç bir şey yapmak. Evet,
garp husumeti devam etmeli. Çünkü cihat ruhunuza zarar verir. Tamam. Ama İslam'ı anlatmak için de bir yolun olmalı. İtikadını, davanı korumakla beraber böyle o iki şeyi, dengeyi tutmalı. Devamlı kılıç çekersen söz anlatamazsın o adama. Hep savaşta vesaire yaparsan ki İslam'ın son çaresidir kılıç. Demek ki birincisi dini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir lakaytlık perdesi gelmiş. Unutulmuş veya yanlış anlatılıyor. Yanlışa inanmış. İki, İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisi ahir zamanda İslamiyet'e tabi olacak, ortaya çıkacak. İslamiyet'le omuz omuza gelecek. Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a mensup Hristiyanların mazlumları çektikleri felaketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Niçin? Gene o kafandan o sökme fetretten. Hususan ihtiyarlar ve musibetzedeler, fakir ve zayıfler, müstebit büyük zalimlerin, bak görüyor musun? Müstebit, zalim, cebbar ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Müstebit, zalim, cebbar. Bunlara iki türlü eziyet ediyorlar. Bir, dini hak. Kapatıyorlar, göstermiyorlar. Burada da öyle ya. Olmamış mı? Dinle koparmak için neler yapılmış? Terörist olarak gösteriyor. Tabii hatta şimdi de güzel. Müslümanlar ne gösteriyorlar Avrupa'ya? Terörist. Müslüman deyince terörist. Şimdi öyle büyüyen çocuk ne olur, ne yapsın? Belki bir masumiyeti gidiyor. Masumiyeti değil, masum kalıyor. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahatinden ve küfranından ve felsefenin dalaletinden bak ne yapıyor? Onlar hakkında medeniyetin sefahatinden, küfranından, felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber 100 derece onlara kârdır diye hakikaten haber aldım. Cenab-ı Erhamur Rahim'ine hadsiz şükrettim ve o elemi şefkatten teselli buldum. Çünkü niye? Onlara bakın ne kadar zalim, hem de büyük zalim, cebbar, müstebit adamların bu yolu kapatıyor. Mesela ne kadar kişileri okullarda, köy enstitüleri kurulmuş. Onlar bilmiyordu ki onlar. Öyle doğdu, büyüdü ya. Eğer o felaketi gören zalimler ise, bak ibreyi değiştirdi. Beşerin perişaniyetini ishal eden gaddarla ve kendi menfaati için insan alemini ateş veren hodgan, alçak, insi şeytanlar ise tam mustahak ve tam adalet-i Rabbani'dir onlara. Halidine fiyâ ebeda. Bak gördün mü hayırdır ya. Zalim o, gaddar, cebbar. O da kafir. Bakın. Bak buna bak. Çünkü o bilerek yapıyor. Bu bilmiyor zaten. Hem masum kalmış hem mazlum olmuş. Yoksa ustad o bombaları yağdığından değil yani fetretten kaynaklanıyor. Hataları da beşeri hataları vesairesinin de şeyi de o zalimin buna zulmettiğinin kefareti olur inşallah. Ama temelde fetret duymam. Ama bak kafir ikinci kafiri ne yapmış? Hemen ayrıldı. Fakat o felaketi gören o zalimler ise o yapanlar ise ayrılıyor. Eğer o felaketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeri için ve esasat-ı diniyi ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuk-u insanı muhafaza için mücadele edenler ise elbette o fedakarlığın manevi ve uhrevi neticesi o kadar büyüktür ki o musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir. Şimdi kısaca ben şu beyazı okuyamam. Onlar geçti. Hayvanlar hakkında bu şu sayfaları size getirmiştim güya. Ama bunları kalsın. Ama bilin ki var. Yayına da koyacağız onu. Şunu da koyalım. Şimdi hızlı hızlı şeyi okuyayım. İmam Gazali'nin şeyini okuyayım. Efendim İmam Gazali Zümer suresinin 7. ayetine şöyle diyor. Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Şeyinde maliyle. Gazali kendilerine İslam'ın ulaşmadığı Rum ve Türkler gibi. O zaman biz sonradan olduğumuz için Müslüman, Şamanizm dinle değil mi hocam?
şamanizm tarihçi var burada. Türkler gibi toplulukları örnek vererek Hazreti Peygamber'den sonra fetih ehli hükmüne girebilecek insanları üç tane gruba ayırmıştır. 1. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın adını hiç duymamış olanlar ehli fetihdirler. Zaten ehli fetih hakkında ittifak var. Ehli Necat'tır. Ama şeyde ihtilaf var. Ehli fetih mi değil mi? 1. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın hiç duymamışsa ehli fetrettir. İnsanlar üç ayrı. 2. İslam ülkelerinde Müslümanlar arasında veya İslam ülkelerine komşu ülkelerde yaşayan Hazreti Muhammed'in ismi, nitelikleri, mucizelerinden yeterli şekilde haberdar olan gayrimüslimler, bizdeki kafirler gibi, Ermeniler, Hristiyanlar, bunlar içimizde ama hem de komşumuzdur Yunanistan, ama içimizde de var. Bunlar kafir, bunlar bilmiş. 3. Bu iki grup arasında bir konumda bulunanlar, bu ikisi arasında bulunanlar ne o? Bunlar Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın adını işitmiş fakat vasıf ve niteliklerini ya hiç duymamış veya çarptırılmış ve yanlış olarak duymuş kimselerdir. Yanlış duymuş Peygamberimizi. Gazali'den okuyorum arkadaşlar. Kimselerdir. Böylelerinin durumu Müslüman çocuklarının El Mukaffa adlı yalancı birinin peygamberlik iddiasında bulunduğunu öğrenmelerine benzer. Yani bunların durumu diyor. Hani ehli kafir diyarında çocuğuna öyle yapmış ya işte yalancıdır, sihirbazdır. Öyle çocuklarla büyütmüş gibiler, diller diyor. Yalancı duydukları için. O annesinden duyuyor, bu da toplumdan böyle duyuyor. Yanlış duyuyor. Bu kategoridekilerde Hazreti Peygamber hakkında küçüklüklerinden itibaren ismi Muhammed olan yalancı ve düzenbaz, bak bu tabiri kullanıyor, Muhammed isminde yalancı ve düzenbaz bir peygamberlik iddiasında bulunmuştur şeklinde gerçeğe aykırı ve nefret ettirici bilgilerle donattıkları için edinilen çarptırılmış ve dininden saptırılmış soğutucu bilgiler onları Hazreti Peygamber'in ve İslam'ın gerçek mahiyetini araştırmaya sevk etmez. Ne demeyecek? Gazali'ye göre sonuncuların yani yanlış haber alan ve öyle büyütülmüşlerin sonuncuların dini konumu birinciler gibidir. Hiç Muhammed'i duymamış gibidir diyor. Ve ikinci gruptakiler hariç diğerlerinin Allah'ın rahmetinin genişliğine binaen af edileceği umulur. Nerede söylüyor? Gazali Faslü Tefrika Beynel İslam ve Zendaka sayfa 144 ve 145'de söylüyor. Kitabını da söyledim. Şimdi şeyden okuyayım. Suyuti, Celaleddin Suyuti'den okuyorum. Celaleddin Suyuti Kamil Miras ve Ömer Nasuhi Bilmen'de benzer şekilde fetret ehlinin 3 bölüm altında toplamışlardır. Bunlara göre kendi akıl ve basiretleriyle Allah'ın varlık ve birliğine inanan muvahhidler bunlar da iki gruptadır diyor. 1. Kusb, Said, Adi bin Zeyd ve Zeyd bin Amr, Amr bin Nüfeyl gibi meşhur şahıslar herhangi bir şeriata dahil olmamış hanifler. Bunlar ümmeti vahide olarak haşrolunacaklardır. Hanifler ne demek? Fıtratları bozulmamış. Yani bir şey adına bir şey hücum etmemiş. Böyle bir kafir ama nötr kafir, fetret. Yani bir şeye hücum etmemiş, fıtratı bozulmamış. Çünkü İslam'a hücum etmek başka. B. Kendi akıl ve çabalarıyla yaratıcının varlık ve birliğine inanmış, sonradan Tubba kavmi gibi önceki bir şeriata tabi olmuş bulunurlar. İbrahim Aleyhisselam dini gibi. Bunlardan İslam'ı idrak edememiş olanların mümin olduklarını hükmetmişlerdir. İkinci sınıf, bu iki kategori birinci kategorinin bölümleriydi.
İkinci, hak bir dini tahrif edip değiştirerek şirk kabul eden, şirki kabul eden yeni bir uydurarak kendisinin ve insanların sapıtmasına yol açan kimseler. Böylelerine örnek olarak Arapların içinde putperestliği yayan Am bin Lühey gösterilebilir. Bunlar kafir olup ahirette azaba maruz kalacaklardır. Bunlar biliyor ve bilmesine rağmen yapıyor. Aleyhisselatü Vesselam onu bağırsaklara cehennemde sürükleyen halde gördüm diyor. Bak bak bak. Bağırsaklarının bir yerde sürüklediğini gördüm cehennemde. Gördüm diyor. Suyuti ehl-i fetretin muazzep olacağını bu şeyi dahi hadislerin bu gruba girenleri tahsis edilmiş gerektiğini belirtmiştir. Suyuti dedi ki yani bazı ehl-i fet şeyi muazzep azap göreceğini bu bilerek yapanları şey yapmış. Şimdi şeyi ikincisine, üçüncüye geliyorum. Suyuti. Yarıdaki iki sınıfa da girmeyen yani ne muvahhid ne de müşrik olan veya hak bir dini tarif ederek yeni bir şirk dini uydurmayan, ömrünü tam bir gaflet ve cehalet içine geçirip uluhiyet düşüncesinden ve böyle düşüncelerden tamamen mahrum bulunan kimseler, gerçek fetret ehli olarak kabul edilenler, bu gruba girenler olup haklarındaki dini hükümler konusunda vardır. Ancak Suyuti'ye göre bu sınıfa dahil olanlar ahirette herhangi bir şekilde muazzep olmayacaklardır. Celaleddin Suyuti bunlar bilmiyor. Böyle bir dine girmemiş. Nerede geçiyor? Kaynak. Celaleddin Suyuti Mesalikul Hunefai fi Vahid Valideyil Mustafa sayfa 16-18 Kamil Miras Tecrid-i Sarih 4, sayfa 544-545, Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlmi Kelam, sayfa 151'de. Bitti. Nitekim Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebi de, Şafii mezhebi mi abi? Hanbeli mezhebi de öyle. Ehl-i fetret ehl-i necattır diyor. Bak Ahmet bin Hanbel, Gazali gibi alimler bizzat fetret kelimesini kullanarak Hazreti Peygamber'den sonra İslam coğrafyasında da fetreti meydana gelebileceğini açıkça belirtmişlerdir. Fetret sırf kafirlerin içinde değil, İslam memleketinin içinde de olabileceğini. Neler biliyor. Bağdat Caddesi'nin Kadıköy'e biz orada oturduğumuz için orada bulunuyorduk yani. Yani acayip bir şey ya. Hiçbir şey duymamış. Ahmet bin Hanbel tarafından rivayet edilen ve Hazreti Peygamber'den sonra vuku bulacak fitne, fesat dönemlerine işaret eden bir hadiste Resulullah'tan sonra da şartları tahakkuk ettiği takdirde İslam coğrafyasında da kısmı bir fetretin meydana geleceğini işaret edilmiştir. Peygamberimizin hadisini Ahmet bin Hanbel İslam coğrafyasında da kısmı fetret olacağını işaret etmiş. Gazali ise El Munkız'da kendi zamanında da bak Gazali efendim ne zaman 1111'de yaşamış. Hicri 505. Bak ne diyor. Onun için tarih mahsus söyledim bak. Nerede 2000'deyiz. 1111'de bak ne diyor. Gazali bak ne diyor. El Munkız'da diyor ki kendi zamanında her kesimden halkın imanlarının zayıfladığını, fitne ve fesadın arttığını, durumun salgın hastalık haline aldığını, hatta tabip hükmünde olan alimlerin bile bu hastalığa yakalandığını ileri sürerek alimlerin zaman fetret zamanı ve devir batıl devridir demiştir. Baksana! Nasıl bir fetret her tarafa yaymış ki hala Müslüman dostunu düşmanı bilmiyor. Daha bundan büyük fetret olur mu? Bloku olmuş. O zaman demiş 1111'de zaman fetret zamanıdır demiş. Hatta tabip olanlar bile hasta olmuşlar diyor. İmam-ı Şafii Hazretleri de açık ifadeyle bizimle savaşan düşmanlarımızın ötesinde müşrik ümmetlerin de bulunması mümkündür.
Hatta belki de bunlar Rumların, Türklerin ve Hazar'ın ötesinde tanımadığımız İslam davetine mazhar olmamış kimselerdir diyerek İslam memleketlerinde ehli kitabın yaşadığı yerlerde İslam daveti ulaşmamış topluluklar bulunduğunu kabul eder. Nerede diyor? Şafi el-Ulum 4. cilt 253. sayfa. İmam-ı Rabbani dedim ya böyle sonraki kabilleriyle yani böyle metibatını okuyan bakar görürse böyle birbirine zıt olan kabilleri var. Kendi görüşüyle değiştiriyor. Ama biz öteki görüşü görmeyip de Rabbani, kendi içinde söylüyorum, bunu görsek böyle diyor deriz. Ama başka da demiş yani. İmam-ı Rabbani 1625'te yaşamış, göre de Hazreti Peygamber'in davetinin ulaşmadığı hiçbir yer bulunmamaktadır diyor. Ve onun davetinin nuru seddin ötesinde yaşayan yüce ve Yecüc ve Mecüc topluluklarına varıncaya kadar her tarafa güneş gibi yayılıp ulaşmıştır diyor bunu. Efendim sonra ne var ki, bak ne diyor, ne var ki biz burada küfür ve ebedi cehennemde kalmak hükmünü anlayamıyoruz. Bunu anlayamıyorum diyor yani küfür. Ve zira böyle bir şey ancak tebliğ gelip davet olduktan sonra olabilir diyor. Tebliğ gelip davet olduktan sonra olabilir. Asıl yeter ki hüccet peygamberin gönderilmesine bağlıdır diyor. Bak gene kendi karnı. Asıl peygamberin gönderilmesine bağlıdır diye. İmam-ı Rabbani bile hüccet gösteriliyor ama İmam-ı Rabbani de böyle diyor. Celaleddin-i Suyuti Hazretleri En-Nikaye adlı eserinin 6. sayfasında Cadde-i Kübra yolunu, icma yolunu izah ederken alimlerin fikirlerini o kitapta cem etmiş. En-Nikaye adlı eserinin 6. sayfasında Cadde-i Kübra yolunu, icma yolunu izah ediyor ve alimlerin görüşünü cem etmiş. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sorunuz var mı? Ekleyecek mutlaka değerli insanlarımız var aramızda. Varsa, söyleyecek bir şey varsa eklenecek. Bir de vetaful adab konusu soruluyor da genellikle. Nedir hocam? Cehennemdeki ebedi kalacak olanların orada bulundukları müddetçe bir nevi hafifleme, belli bir kesin, belli bir evet. Kafir dahi olsa ama fethedi, cehennemde kalacak ama cehenneme ünsiyet peydah edecek bir derece değil mi? Hafiflemesi demek onu çıkarmak değil, oraya ünsiyet edecek diyor. Evet. Başka böyle değerli hocalarımız var, belki eklemek istedikleri şey var. Fakat buralarda müthiş izahlar var ve mantık delilleri getiriyorlar. Hele Ömer Nasuh Bilmen fevkalade bir güzel şey yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah onlara rahmet eylesin. Onların şefaatini bize mazhar eylesin. Cenab-ı Hak bizi kul peygamber aleyhissalatü vesselam'a, ümmet ustadımıza ve ustalarımıza talebe eylesin. Hakkı hak bilip hakka yapışan, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan zümresinden eylesin. Bizi ve çoluk çocuğumuzu iki cihanda aziz eylesin. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden semavi arz-ı afatlarda muhafaza eylesin. Fensurna alel kavmil kafirin, fensurna alel kavmil kafirin, fensurna alel kavmil kafirin, gufraneke rabbena ve ileyken masir. Ya Rabbi, alayan alemi İslam'ı ittihad-ı İslam'la güldür ya Rabbi. İşlerinden kabili mümkün olanları, düzelmeye kabil olanları ıslah eyle ya Rabbi. İslaha kabil olmayanları kahhar isminin yüzü sürmetini kahri perişan eyle ya Rabbi. Ve ahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.